Bu direnişin amacını anlatır mısınız? Siz de bir süredir gözlemliyorsunuz, buradasınız. Burası çok uzun yıllardır bir maden bölgesi. Burada kuşaklarca madencilik yapan aileler var. Ve 2000 yılında, 2002 yılında buranın Cinere devredilmesiyle beraber burada aslında maden işçileri için, onların aileleri için de yıkımı fitili ateşlendi. Ciner 20 yıl boyunca buradaki maden işletmesinde işçilerin haklarını gasp ettiği gibi buraya bir çivi bile çakmayarak buradaki bütün yeraltı kaynaklarını sömürerek çekip gitti. Ve daha sonraki 4 yılda burada işçiler o yıkımı toparlayabilmek için canla başla çalıştılar. Şimdi yeniden özelleştirme programı başladı. Çünkü Mehmet Şimşek'in orta vadeli programında, Mehmet Şimşek programında hazinenin o sermaye peşkeş çekilerek boşaltılan o boşluğunu bu elde avuçta kalmış 3-5 tane kamu iktisadi teşekkülüyle yeniden onları peşkeş çekerek doldurmaya çalışıyorlar. Bakın geçtiğimiz yıl Ocak'la Ekim ayında bu ülkede 57 özelleştirme ihalesi yapıldı. Bu özelleştirme ihalelerinin tamamı özellikle enerji alanında gerçekleştirilen özelleştirmeler ve buralar sadece yerli sermaye değil aynı zamanda uluslararası sermaye de peşkeş çekiliyor. Şimdi burada yaşanan deneyim geçtiğimiz sene Mihalıççık'ta Doruk Madencilik'te de gerçekleştirildi. Aynı biçimde yine ihale edildi burada bütün haklarıyla beraber işçiler ve yeraltı kaynakları. İşçiler o zaman da geçtiğimiz yılda tıpkı bugünkü direniş gibi kendilerini madene kapattılar. Onlara sözler verildi. Bu sözlerin gereğinin hiçbir biçimde yerine getirilmemesi bir yana bir de üstelik işçilerin çalışma koşulları daha ağırlaştığı için dün biz orada bir iş cinayetiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi burada tam da bu madende işte daha önce pek çok örneğini gördüğümüz bu özelleştirmenin yaratacağı yıkıma karşı işçiler direniyorlar aileleriyle beraber. Bakın bu korkunç bir peşkeş anlamına geliyor. Şimdi ihalenin içerisinde ne var? Çayırhan Termik Santrali, araziler, maden sahaları, ruhsatlar, lojmanlar, taşınır mallar bütünüyle özelleştirme kapsamına alınmış durumda. Burada sadece bu madenin değil, bu madenin sınırları içerisinde olduğu Nallıhan, Çayırhan gibi bütün ilçelerin aslında buyurun tapusunu size veriyoruz, ne yaparsanız yapın anlamına gelen bir özelleştirme ve sadece madenin yeraltı kaynaklarının değil, bir bütün olarak buranın yerüstü kaynaklarının da bir bütün olarak kentlerin, buraların birikimlerinin de sermaye peşkeş çekilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bugün yerlilik, millilik laflarıyla buradaki işçilerin çoğunun oylarını almış olanlar, onlara madenlerde çalışmanın sabır, sebat isteyen, fıtratında ölüm olan bir iş olduğunu söyleyerek işçileri hadi hadi düzenine teslim edenler şimdi bu özelleştirmeyle beraber bütün bu yerli milli hikayesinin koca bir yalan olduğunu kendi elleriyle gösteriyorlar. Bakın Enerji Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi mecliste. Açık açık ilan ettiler. Dediler ki biz sadece orayla sınırlı kalmayacağız. Listemizde başka özelleştirmeler de var. EYOAŞ'ı özelleştirecekler. BOTAŞ'ı, TPAO'yu, TEİAŞ'ı özelleştirecekler. ETİ maden işletmelerini tümüyle özelleştirecekler. Bunlarla beraber aynı zamanda 7 HES'in de özelleştirme kapsamına alındığını biz biliyoruz. Bu özelleştirmelerle birlikte önümüzdeki dönem bütün o ülke ülke gezerek toplamaya çalıştıkları para gelmeyince bu özelleştirmelerle peşkeş çektikleriyle kasayı doldurup o kasayı yine patronlara teşvikler dağıtarak boşaltacaklar. Olan burada işçilere, olan 3 kuşaktır burada ailesini bu madenden geçinen işçi ailelerine, bu işçi ailelerinin yaşadığı kentlerdeki esnafa, buralardaki halka olan olacak. Şimdi o yüzden buradaki direnişin sadece önünde durduğumuz bu madenin özelleştirilmesiyle ilgili olmadığını, bir bütün olarak elde avuçta kalan son kırıntılarında özelleştirilmesinin startı olduğunu, o yüzden bu direnişe sahip çıkmak için özelleştirilme kapsamına alınan diğer bütün işletmelerin de buraya sahip çıkması gerektiğini bir kere daha ben hatırlatmak istiyorum. Kadınlarla sohbet ediyorduk biraz önce. Bakın
Bu kadınların eşleri madenci. Şimdi yer altında olanlar var. Bu kadınların babaları da madenci. Ve şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki biz babamızın devletin işçisi olarak çalıştığı dönemlerde daha rahat uyku uyuyorduk. Ama ne zaman ki Ciner buraya girdi uykularımız kaçtı. Ciner çekti gitti. Aha tamam artık biz yeniden madenimize sahip çıkacağız, hayatlarımıza sahip çıkacağız dedik. İşte yine başımıza bizi özelleştirme belası getirildi. Bizi uykumuzdan etmesinler, bizi hayatımızdan etmesinler. Bizim eşlerimiz babalarımızdan daha kötü koşullarda çalıştı. Çocuklarımız da madenci olacak. Bizim şartlarımız da çok belli. Bizim çocuklarımızı da kendi babalarından daha kötü koşullara mahkum etmesinler cümlesini kuruyorlar. Evet, gerçekten artık çocukların babalarından daha korkunç koşullara mahkum edilmediği, bir kölelik düzeninin içinde hapsedilmediği bir gelecek için bu özelleştirme belasını şimdi durdurmak zorundayız. Çünkü bu özelleştirme belası